Koddunyam.net'in sizlere sunduğu Kali Linux giriş ve e, devam bölümüne hoş geldiniz. E, i̇lk videodan sonraki e, kaldığımız yerlerden devam edeceğiz. Öncelikle bir tekrardan Koddunyam.net hakkında bir ön giriş yapmak istiyorum. Gerçekten de bu sitenin reklamını yapmaya ihtiyacım var. Hani çünkü e, yani ihtiyacım var demeyeyim. Gerçekten de e, Sonuçta %100 ücretsiz, reklamsız, herhangi bir şekilde bir karşılık beklemeden bir online eğitim platformu oluşturduk. Burada da benim isteğim yani kullanılsın madem böyle bir durum var tamamen Türkçe olan ve sorular sorup sorunlarınıza cevap bulabileceğiniz bir ortam oluşturduk. Buradan soru ve cevapla kısmında forumumuz mevcut. Forumdan soru sorup cevap alabilirsiniz. Üye olmanız gerekiyor. Soruları okuyup ya da cevapları okumak için üyelik ihtiyacımız yok. Üye olursanız işte profil oluşturma gibi bir avantajınız var. Gruplara üye olabilirsiniz. İşte Yorum yapabilirsiniz. Soru sorabilirsiniz. Cevap verebilirsiniz. Ee, hala bu konuda moderatör editör alımlarımız mevcut her zaman da olacak yani hiçbir zaman bir hayır şu an moderatör ya da editör ya da yazar aramıyoruz gibi bir olayımız olmayacak çünkü bu gönül işi hani herhangi bir şekilde buradan bir para kazanımı olmayacak ee, yani bir bilgi aktarmak isterseniz ya ben böyle bir proje yaptım ve bunu işte gelecek olan şu an yazılımı öğrenen insanlara tanıtmak istiyorum, onlar da görsün, onlar da yapabilsin diyorsanız, mesela nasıl yaparım kısmında size bir e, yazarlık veririz ve projeler paylaşabilirsiniz. Yani tutup da ben size demiyorum ki bir yazılımı e, sıfırdan, baştan aşağı e, yazın, bunu burada yayınlayın demiyorum. Ufak tefek, mesela bir Python oyunu olabilir, işte ne bileyim bir C# da bir e, ufak hesap makinası bile yapabilirsiniz. E, yani bu tarz şeyler yayınlamak isterseniz sevinirim. Her türlü desteğe de açığım. Şimdi konumuza geri dönelim. En son DOS saldırılarında kalmıştık. Şimdi DOS saldırısı şu şekil çalışıyor. Evinizdeki modemi düşünün. Şimdi modeminiz belli bir miktarda veri gönderip veri alabiliyor. Şimdi ben bu modeme alabildiğinden fazla veri yollarsam modeminiz en son diyecektir ki yeter arkadaş ben bu kadar veriyi kaldıramıyorum deyip kendini korumaya alacaktır ve kendini kapatacaktır. Aynısını serverlar da yapıyor. Mesela bir Apache serverı e, yanlış hatırlamıyorsam 10.000 bağlantı kaldırabiliyor. Siz tutup da 10.001 10 rinci ee, bağlantıyı kurduğunuz zaman dosya aktarımını yaptığınız zaman Apache server çökecektir. Ee, böyle yüklü miktarda tabi belki bilgisayarınız tek başına dosya gönderimini yapamayacaktır yani veri gönderimini. Bu sefer ne yapacağız? Birden fazla dos saldırısı yapacağız. Buna da DDoS dediğimiz çoklu dos saldırısı. Yani birkaç arkadaş toplanıyorsunuz. Belli bir hedefiniz vardır ve hep beraber buraya bir DOS saldırısı yapıyorsunuz. Denial of service demek bu arada. DOS yani e, servisin artık e, reddi. E, yalnızsanız, arkadaşınız yoksa, kimsesizseniz, hiç sorun değil. E, para her şeyin çözüm. <laughs> ne yapıyorsunuz? 5-6 tane bilgisayarı buraya diziyorsunuz. Ondan sonra gene e, 5-6 tane cihazdan aynı anda DOS saldırısını yapıyorsunuz. İlla yani e, arkadaşa ihtiyacınız yok. Yalnız da yaşayabilirsiniz falan. Yalnızlığın çaresini bulmuşlar. E, yok tabi yalnız kalmanızı istemem. <laughs> Ama mantık bu şekilde. E, rat. Rat e, ratı okuyunca aklıma hep sıçan geliyor. Ratın anlamı Remote Administration Tool'dur, yani uzaktan yönetici e, ekipmanı. Rat ne işe yarar? Ratı karşı taraftaki bir cihaza yollarsınız ya da yedirirsiniz daha çok ve karşıdaki cihaz bunun farkında olmadan bu ratı çalıştırırsa e, o cihaza sizin uzaktan erişim sağlamanızla yarıyor. Bu RAD dosyası yani size bir nevi bir e, böyle kapı açacaktır ve internet bağlantısı olduğu müddetçe sizin o cihaza bağlanmanızı sağlayacaktır. E, Birçok RAD dosyasını antivirüsler buluyor güvenlik duvarları buluyor firewalllar. E, bunun da çözümleri mevcut. E, nasıl bir RAD dosyası oluşturulur onu da göstereceğiz ve e, Haklama işini bilmiyorum nasıl yaparız ee, çünkü dediğim gibi hani burada anlattığım şeyleri olabildiğince illegal işler için yani kullanılmaması için bir şekilde anlatmaya çalışacağım tabi kafası basan her insan bu videoları izleyip bunları kötüye kullanabilir ama şimdi şöyle bir şey var ben burada bıçak nasıl bilenir diye bir video çeksem sonra adamla gitse bıçağı bilese Birini doğrasa bunun suçlusu ben değilim ki mantığı ki hani ben kendim burada illegal bir şekilde yapmadım müddetçe çok bir sorun olacağını düşünmüyorum. Fishing, fishing, fishing çok güzel bir konudur. Ee, olta atma yani e, yani balık avı da böyle de düşünebilir. Şimdi e, Google Translate değilim sonuçta. Eskiden hatırlarım çok vardı bu phishing olayı. E-mailler e gelirdi. Anında 5000 TL kazanmak ister misiniz? Şok şok şok. Ya da e, ne bileyim o zamanların neler vardı? İşte bedava 3 hafta seyahati kazanmak ister misiniz? Sen de böyle abi açsın o an cepte kuruş yok. Tıklıyorsun linke. E, o olmayan kuruştan fazla hazır çıkıyor. <laughs> ne yapıyorlar? E, bu linklerden sizi çekiyorlar, siz de böyle tıklıyorsunuz ve bu aktarım yöntemlerine sizin bilgileriniz ele geçirilebilir. En basit yöntemi mesela şu anla, şu zamanlar çok yaygın olduğunu duydum. Size bir tane profil geliyor, bir tane mail geliyor. Yine bakıyorsunuz, info at facebook falan. Ee, erkekler için söylüyorum mesela çok ateşli bir bayan arkadaş var ee, işte ne bileyim sizinle tanışmak istiyor bizim erkek arkadaşımız da ne yapıyor ee, yazık yalnız yalnız olduğu için böyle bir heves bir umuttur yaşamak deyip linke tıklıyor ve bir bakıyor karşısında aynı facebook hesabı yani normal şekilde gene bakıyorsun sol tarafta Facebook'un logosu sağ tarafa bakıyorsun, Facebook'un giriş şekli, e tamam girişimi yapayım diyorsun, giriyorsun, girdikten sonra e, normal bir şekilde Facebook profilinin açılıyor, bir sıkıntı olduğunu düşünmezsin, değil mi? Şimdi web site klonlama diye bir olay var. Adam ne yapıyor? Facebook'un giriş sitesini klonluyor, sana bu linki gönderiyor sen Facebook'tayım zannederken aslında o adamın sana gönderdiği sahte sitedesin. Giriş bilgilerini giriyorsun ve bu adam bu bilgilerle beraber yani hem o bilgiyle hem seni alıp Facebook'a yönlendiriyor. Yalnız o bilgiyi kendine de saklıyor. Sen de kendi ellerinle giriş bilgini ve şifreni vermiş oldun. Niye? Bir heves, bir heves uğruna. <gülüyor> <gülüyor> Neyse çok çok şey yapmayayım burada. Ya bu kızdığım konulardır. Yani gerçekten bazı insanları tanımıyorsanız gelen bir e-mail'e kanmayın. Yani e-mail'le kimsenin de moralini bozmak istemiyorum ama çok gülüyorum böyle durumlara. Ya ne oldu? işte ondan sonra Baki amca geliyor 70 yaşında. E ee, ya beni ekledi de. Elin ayağın titriyor la otur iki dakika tövbe <laughs> neyse yani dikkat edin phishing olayı budur. SQL injections. SQL injections nedir? Bütün uygulamalar yani üye kaydı olan uygulamalar, web siteler olsun, telefon uygulamaları olsun bir veri tabanına sahip. Bu veri tabanında size ait ya da üyelere ait bilgiler bulunmaktadır kopdunyam.net sadece sadece şifre ve e-mail e istememizin sebebi budur ha bir de kullanıcı adı istiyorum başka herhangi bir şey istemiyorum e, ama bazı siteler var <laughs> utanmasa annenizin kızlık soyadına kadar soruyorlar ne yapacağım benim annemin kızlık soyadını adam telefonda şey yapıyor Ne yapacaksın diye. <laughs> Şimdi bu SQL injection olayı şu şekil çalışıyor. Şimdi bir web sitesi var. Sen buraya giriyorsun. E, üyelik adını yazıyorsun. İşte şifreni yazıyorsun ve girişini sağlıyorsun. Bu üyelik adı ve şifre kısmına ben SQL kodları koyuyorum. Ve girişe bastığın zaman Şimdi veri tabanından gidip bilgiyi çekecek değil mi normalde? Diyecek ki veri tabanında şu kullanıcı şu şifreyle giriş yapmak istiyor. Ama ben oraya öyle bir kod yazıyorum ki SQL bunu bu sefer farklı bir şekilde algılıyor. O aldığını gidip farklı şekilde e, oluşturuyor ve bana bütün veri tabanındaki bilgileri veriyor. Ne oluyor? Sen gidip de zanduruk bir tane siteye Kredi kartı bilgini girersin Annenin kızlık soyadını girersin ee, Ne bileyim Başka başka şeyler girersin bu adam senin hakkındaki bütün bilgileri Çeker Bu yüzden Her yere kredi kartı bilginizi Vermeyin Annenizin kızlık soyadı, <laughs> Ya ne yapacak bu adamlar ne yapacak yani bunu Lütfen yani girmeyin ya Girme ee, Mantıklı olalım lütfen Geçiyorum, <laughs> yoksa bunun üstünden ben çok daha dalga geçerim. Ee, Keylogger. Keylogger, bunu ya bu bir zamanlar çok çok meşhurdu, ee, eski popülaritesi kalmadı keyloggerın ama hala mevcut. <laughs> Keylogger, bir bilgisayara kurulduğu zaman o bilgisayar üstünde yapılan işlemleri kaydeder ekran resmini çekmeye kadar yolu var hatta video alanlarını bile duydum e, Keylogger buna yarıyor Keylogger genellikle bir rat ile birleştirilip kullanılıyor yani adam ne yapıyor Keylogger'ı kuruyor rat ile de e, durmadan bunu okuyor Tabi bazı Keylogger'lar artık gelişmiş olduğu için e, otomatik bir şekilde e-mail de göndermeye başladılar. E, gerçekten burada çok ciddi servis sağlayıcıları var Keylogger konusunda. E, ücretsiz birçok Keylogger mevcut. İndirmeyin. Yapmayın, kullanmayın. Niye? Genelde bu tür, e, ücretsiz Keyloggerlar kendileri içlerinde rat barındırırlar ve e, sen yüklersin. E, dersin ki tamam bu benim server kısımı keylogger ben bundan okuma işlemi yapacağım. Ratı bulaştırırsın. Çünkü genelde e, açıklamalar kısmında da şu yazar. Lütfen antivirüsünüzü kapatın. Antivirüsü kapatıyorsun. Niye? Karşıyı okumak istiyorsun. Ondan sonra diyor ki, e, lütfen güvenlik duvarını da kapatın. E, onu da kapatıyorsun. Hatch kırsın ya. <laughs> Ondan sonra bunları yaptıktan sonra kuruyorsun keylogger'ı ücretsiz şekilde bir de. E, ve bunu yayınlayan kişi de aynı zamanda sen bunu kuruyorsun, o sana bir bağlantı kurmuş oluyor ve ratı çalıştırmış oluyor ve gönderdiğin kişinin kişiye ait olan ratı 99 o da görüyordur. Yani sen hem kendine bulaştırıyorsun hem de bulaştırdığının bilgisini üçüncü bir kişiye daha veriyorsundur. Çok çok güvenmiyorsanız, gerçekten siteye güveniyorum diyorsanız e, tabi indirebilirsiniz. E, var birkaç tane site e, ama yüzde 99 bunun içinde bir rat vardır. Bu konuya değineceğiz. E, sağlam birkaç bir şey bulmaya çalışacağım sizler için. Geçelim terminal. Terminal bizim en büyük silahımız ya, bizim varımız, yolumuz. Canımsın terminal diyelim. işte bu. Kodu yazdığım yer terminalimiz. Terminal nasıl kullanılır hakkında ee, bir seri olacak. Sıradaki videomuz terminal hakkında olacak. Bakayım gene. 14 dakika olmuş. E, bitirirsem tabi. Yoksa önce ekipmanları açıklamam lazım. Ekipmanlar kısmı çünkü biraz önemli. <laughs> yani ikinci video. Bundan sonraki ikinci video büyük ihtimal terminal üzerinde olacak. Terminali öğrenmeden ben sıradaki videolara atlayacağım diyen arkadaşlar el kaldırsın. Ondan sonra alt F4'e bassın. Direkt videoyu kapatın. Terminali öğrenmeden gidip de ondan sonraki videoların altında saçma sapan bir abi ben buradaki terminal işleminde şunu yapıyorum ama olmuyor gibi sorular görürsem cevap vermem yani direkt hiç orada yokmuş gibi davranırım çünkü ciddi anlamda ben burada detaylı açıklıyorum. Ha başka bir şey vardır. Tabii ki soru sorun yani. Bu sorularınızı özellikle koddunyam.net'in forum kısmından yaparsanız çok çok memnun olurum. Ee, nerede kalmıştık? Firewall. Firewall güvenlik duvarı demektir. Firewall iki çeşittir. Biri yazılım şeklindedir. Biri de donanım şeklindedir. Yani modemden sonra bir firewall kurmanız mümkün. Bunlar genellikle pahalı parçalardır. Ben de bir tane mevcut. 700 euro verdim ben. <laughs> Ve bu çok standart yani öyle üstün bir firewall değil. Firewalllar genellikle bizim işlerimizi zorlaştıran arkadaşlardır. Bazı tabi arkadaşlarımız bunları geliştirme üzerine yönelecektir belki de. Güvenlik duvarlarını aşma şekillerini göstermeye çalışacağım. Yani böyle bir temel bilgi vereceğim bu konu hakkında. Firewall'lar genelde böyle Gereksiz şeyleri gördükleri zaman IP ya da MAC adresi bloklayan Cihazlar ya da uygulamalardır. Şöyle söyleyeyim mesela bir cihazdan durmadan Bir tane kötü yazılım geliyor, virüs geliyor, firewall bunu algılıyor. Eğer bir server ortamından bahsediyorsak, mesela büyük bir işletmeden, üniversitelerde mesela mevcuttur. Eğer üniversiteniz size açık bir şekilde WiFi sağlıyorsa, büyük ihtimalle firewall da mevcuttur o üniversitede ve siz üniversite WiFi'yle bağlı olduğunuz zaman durmadan böyle virüs içeren yazılımlar gönderirseniz bu sefer üniversitenin firewallu sizin MAC adresinizi bloklayacaktır. IP bloku yapmaz genellikle MAC adresini bloklayacaktır. O zaman hemen konuya gireyim. MAC adresi nedir? MAC adresi sizin var olan bütün donanımlarınızda aslında kazınmış bir seri numaradır. Bu şu şekildedir mesela. Evet bu şekilde yanlış hatırlamıyorsam 6 haneli yani 6 parçalı sayı ya da harf içeren bir koddur bu kodu bloklayacaktır bu kodu blokladığı zaman sen mesela Wi-Fi antenine ait bir adresin var bloklandığı zaman ne olacak bir daha bağlanamayacaksın Peki bunu önleyebilir miyiz? Tabii ki Mac Changer diye bir olayımız var. Bunu anlatacağım. Mac adresimizi değiştirebiliriz. %100 değiştiremeyiz. Çünkü gerçekten de kazınmış bir durumda orijinal Mac adresi. Ama başka bir Mac adresiymişiz gibi davranabiliriz. Yani başka bir ekipmanın da Mac adresini alabiliriz. Şöyle kısa bir örnek vereyim biraz da e, muhabbet şeklinde olacağı için bu dersler <laughs> e, Anlatacağım örnek tamamıyla e, eğitim amaçlıdır Şimdi atıyorum üniversitedesiniz İşte hocanız gelmiş laptopu açıyor e, Wifi'ye bağlı Wifi'den e, size slaytlar gösteriyor İşte ne bileyim e, kendine ait bir personal server'ı vardır. Onu da yazalım. VPS. Virtual Personal Server anlamına geliyor. Yani kişisel e, sanal server. Yani bir e, depo alanı gibi düşünün. Depo alanı vardır. Ya da işte ne bileyim bir yerlerden durmadan slide çekiyordur. Ya da işte başka bir şey üzerinden a, anlatıyordur. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Bakın anlattığımız konuları bir birleştirelim. Öncelikle bir DOS saldırısı e, ee, wi antenini durduruyorsunuz. Sonra Mac Changer ile kendinize bir ee, yeni Mac adresi alıyorsunuz. Kiminkine? Hocanıza ait olan Mac adresi alıyorsunuz. Şimdi hocanın interneti koptu. DOS saldırıyı bırakıyorsunuz ve bu sefer ne yapıyorsunuz? wi siz bu mac adresinin hocanın mac adresiyle bağlı olduğunuz için hoca başta bir zaten bağlanamayacaktır. Büyük ihtimalle zaten interneti koptuğu için bir bilgisayarı yeniden başlatma gibi bir e, teşebbüse girişecektir. Siz o arada e, değişik değişik e, dosyaları gönderiyorsunuz. Ve firewall ne yapıyor? Sizin mac adresinizi engelliyor. Ondan sonra Wi-Fi'yi kapatıp gene kendi eski MAC adresinize geçiyorsunuz, orijinalinize. Hoca böyle bilgisayarı tekrardan başlattı ve e, internete bağlanmaya çalışacak ve engellendiğini görecek. Ondan sonra işte artık formatlar, bir şeylerinden uğraşır. Önce bayağı bir uğraşır. Eğer düzgün bir server admin'i yoksa eğer ortamda e, ya da genel olarak bu e, ayı yapılandıran bunu bulması bayağı sürecektir ama düzgün bir server admini bunu fark edecektir ve bu durumu düzeltecektir Bunu yapmayın niye yapmayın? Yani bir hapis cezası almazsınız ama bir disiplin cezası alabilirsiniz mesela Çünkü yaptığınız yani sonuçta bir suç Ben bunu sadece eğitim amaçlı anlattım bunu yapın diye söylemiyorum. Şimdi e, gene bıçak bileme videosuna geçeceğim. E, yani bu bunun e, cezası nedir? Ben de tam olarak bilmiyorum. E, elinize bir şey geçmez. Faydası yok. Tamam gırgır gır şamat olsun diye belki yapabilirsiniz. E, hocaya yapmayın. Arkadaşınıza yapın. Ha, Böyle söyleyeyim ya da. <laughs> şey birazdan içeri dalacaklar diye çok korkuyorum. <laughs> Evet, VPS'i anlattık. Rootkit. Rootkit çok güzel bir kitdir. Rootkit şöyle bir olaydır. Bunu en güzel şekilde, bu rootkit kendisini tüm işlemlerden saklayabilen yani root dosyası içerisinde, şöyle text slash ile gösterdiğimiz. E, saklayabilen ve orada olduğunu kendisine fark ettirmeyen bir e, kurulum ya da yazılımdır diyeyim daha çok. Yani biz bu root kiti neye kullanıyoruz? İşte şöyle düşünün. Genelde böyle e, bir kötü yazılım yakaladığımız zaman Windows kullanıcısı ne yapıyor? Hemen ctrl e alt del ne yapıyoruz? Görev yöneticisini başlat diyoruz. Görev yöneticisine başlatıyor ve bakıyor ki burada açık olan uygulamalardan gereksiz uygulamayı görüyor. Ne yapıyor? İşte görevi bitir <laughs> bitir mi yazıyordu? Öyle bir şey. Görevi sonlandır yazıyor ha. Görevi sonlandır diyor ve e, bu sefer ne oluyor? Bizim oluşturduğumuz uygulama kapanıyor. E, birçok antivirüs mantığı da bu şekilde çalışıyordur. Yani bakıyor ki bu uygulamanın burada olmaması lazım diyor. Ve bunu engelliyor. Şimdi rootkit ise şöyle bir durum yapıyor. Bilgisayarın çekirdeğini düşünün. Şimdi bilgisayarın çekirdeği görev yöneticisine bilgiyi gönderecek. Açık olan uygulamalar bunlardır diye. Bizim rootkit de araya sıkışıp diyecek ki görev yöneticisi benim. Şu görevi bana söyle diyecek. Ve bizim oluşturduğumuz uygulamayı alıp Geri çekirdeğe diyecek ki bu uygulamada herhangi bir sorun yoktur diyecek ve bunu tabi e, durmadan yapacak. Yani bir nevi reverse shell edecek yani gelen bilgiyi te, e, döndürüp geri yollayacak. Böylelikle de hem antivirüsten kaçmış olacağız hem firewalldan kaçmış olacağız hem de e, task managerdan mesela kaçmış olacağız ve e, yaptığımız işlem gözükmeyecek BruteKit olayı e, Detaylı bir şekilde yine işleyeceğiz Şimdi bakayım bakayım gene bir 25 dakikadır konuşuyorum Ekipmanlar kısmını bir sonraki videomuzda anlatacağım Bu ekipmanlar kısmı çok önemli buraya bir de bir tane daha ekleme ee, Encrypted Kali yani Kali Linux'u e, daha yüklemediyseniz belki biraz beklemek isteyebilirsiniz. Çünkü bu konu hakkında bir şey anlatacağım. Yani doğru şekilde yüklemenizi isterim. Öyle e, saldırıya açık bir durumda olmayalım diye. Sıradaki videomuzda ekipmanları açıklayalım. Ondan sonra da yavaş yavaş artık giriş yapmaya başlayacağız. Sıradaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.